İkinci sınıf çalışma yaprakları matematik sorularını birlikte yapalım. Çiftlikte nokta nokta tane koyun vardır demiş. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane koyun vardır. Kaç tane inek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane inek var. Tavukları soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de tavuk vardır. Aşağıdaki görselde verilen kupalara kaç kupa daha eklenirse toplam bir düzine kupa elde edilmiş olur. Bir düzine 12'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 kupa daha eklenirse bir düzine yapacaktır. Üçüncü sorumuz, üzerinde yazıların yer aldığı yıldızları, sayıların yer aldığı yıldızları, bu sayılara ait onluk ve birlikler üzerinde yer aldığı kalplerle örnekteki gibi eşleştirin demiş. Baktığımız zaman 3 onluk, 6 birlik bir tanesini yaptık. 5 onluk, 2 birlik, 2 onluk, 8 birlik, 9 onluk, 1 birlik, 7 onluk, 4 birlik şeklinde yaptık. Merve'nin boya kalemlerinin sayısı aşağıda modellenmiştir. Modeli kullanarak onluk ve birliklerin sayılarını belirleyin. Merve'nin boya kalemlerinin sayısını bulun ve ilgili boşluğa yazın demiş. Kaç tane onluk var? 1, 2 tane onluk var. Kaç birlik? 1, 2, 3, 4, 5 birlik. 2 onluk 20, 5 birlik 25 yapacaktır. Evet. Sayısını tahmin edin demiş. Ben tahmini 32 olarak düşünüyorum. Sayın demiş. Gerçek sonucu yazın demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane var. Yazdık. Altıncı sorumuz, aşağıda bir sayının modeli ve bu modele ait bazı ifadeler vardır. Modele göre ifadelerdeki boşlukları tamamlayın demiş. Kaç tane onluk var? 1, 2, 3, 4 onluğumuz var. Kaç birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46 yapacak sayımız. 4 onluk 40 yapar. 6 birlik 6 yapar. 46. Birler basamağındaki rakam 6'dır. Onlar basamağındaki rakamın değeri 4 onluk 40 yapar. Sayının okunuşu 40 6'dır. Evet, örnek vermiş. 7 onluk 70, 5 birlik 5, 75 yapmış.
Şimdi 30 yapan nedir? 3 kaç onluk 30 yapar? 3 onluk 30 yapar. 8 birlik 8 yapacaktır. 38 şeklinde yazdım. 4 onluk 4 tane onumuz 40, 9 tane birimiz 9 yapar. Sayımız 49'dur. 56, 56 5 onluk ve 6 birlik şeklinde yazdım. 8 onluk 8 tane 10 80 3 birlik 3 tane 1 3 sayımız 83'tür. Altmış iki. 6 onluk 2 birlik 43 sayımız 4 onluk 3 birlik şeklinde yaz. Eylül'ün 24'ten başlayıp üçer üçer geriye doğru sayarken 4. sırada söylediği sayıyı bulup boşluğa yazınız demiş. 24'ten başlayıp 3 tane geriye saydığımız zaman 21, 18, 15 ve 12'dir. Hecem 12'den başlayıp 4'er 4'er ileriye doğru sayarken 5. sırada söylediği 16, 20, 24, 28, 32'dir. İleriye doğru 3'er ritmik sayma kurala göre ne gelecek diyor. 9'un üzerine 3 saydığımız zaman 12 gelecek. 18'in üzerine 3 saydığımız zaman 21 gelecektir. Onuncu sorumuz örüntülerin kuralını belirleyip verilen sayıları yazın demiş. Baktığımız zaman kaç artmış? 5 artmış, 5 artmış, 10, 15, 20, 25, 30, 35 olacak. İleriye doğru 5'er ritmik sayma. (24'ten geriye doğru gelmiş, azalmış 21, kaç azalmış? 3 azalmış. Yine burada da 21'den 18'e düşmüş, 3 azalmış.
15, 3'ü azaltıyoruz 18'i. 15'i de 3'ü azalttığımız zaman 12. 12'yi de 3'ü azalttığımız zaman 9. Geriye doğru 3'er ritmik sayma. Altıdan 18'e 2 artmış. 18'den 20'ye 2 artmış. 20'den de yine 2 artacak. 22 olacak. 22 yine 2 artacak. 24 olacak. Ve burası da 26 olacak. İleriye doğru ikişer ritmik sayma. Elli 44'e düşmüş. Daha sonra 34'e düşmüş. 10'ar azalmış. 34'ten de 24'e düşecek. 24'ten 14'e, 14'ten de 4'e düşecek. Geriye doğru 10'ar ritmik sayma. Geriye doğru 10'ar ritmik sayma şeklinde yazdık. Balıkların üzerinde yazan sayılar adımları arasındaki farkı sabit olan bir sayı örüntüsü oluşturmaktadır. Buna göre yıldız ve üçgen sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 34'ten 36'ya ne olmuş? 2 artmış. 36'dan 38'e 2 artmış. 38'e de yine 2 artacak. Yıldızımız 40 olacak. 40'tan da yine 2 arttığı zaman üçgenimiz de 42 olacak. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki çiçeğin yapraklarındaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayarak boşluğa yazın demiş. Baktığımız zaman onluğu büyük olan daha büyüktür. Onluklar eşit olduğu zaman da birliklere bakacağız. 63 büyüktür gitti. 41, 36 ve 28 şeklinde yazıyoruz. Aşağıda bazı öğrencilerin ellerindeki bilye sayılar verilmiştir. Öğrencilerin isimlerini bilye sayısı en fazla olandan az olana doğru sıralayın. Baktığımız zaman onlar basamağına bakıyoruz. En büyük olan daha çoktur. Berna gitti şimdi. Onlar basamağı en büyük olan erdi. Erdi de yazdık. Onlar basamağı büyük olan Ufuk. Ve geriye Ömer kaldı. Aşağıdaki sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır demiş. Buna göre soru işaretinin olduğu yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? 75'ten küçük olacak. 75'ten küçük en büyük sayımız 75'in bir azı yani 74'tür. Soru işareti yerine yazılabilecek en küçük sayı ise burası büyükten küçüğe sıralandığına göre 43'ten büyük olmalı. 43'ten büyük en küçük sayı ise 44'tür. O zaman soru işareti yerine en küçük 44 yazılabilir. En yakın onluğu 50 olan sayılardan 5 tanesini görselde verilen boşluklara yazın demiş. 45, 46, 47,
48, 49, 51 de yine 50'ye yuvarlanır. Tabii bunların dışında 52, 53, 54 de yine 50'ye yuvarlanan sayılarımızdır. Uğur böceğinin bulunduğu sıraya en yakın olan onluk hangi mantarın altında yazmaktadır? Baktığımız zaman 34 tabii ki en yakın onluk olan 30'a ulaşır. Abaküs'te modellenen toplama işlemindeki boşlukları tamamlayın demiş. 3 onluk saydığımız zaman 6 birlik, 5 onluk, 5 birlik. Topladığımız zaman 1 birlik 9 onluk yapmış. Neden? 6, 5 daha 11, 11'de de 1 onluk, 1 birlik olduğu için. Sevimli hayvanların üzerindeki toplama işlemlerini yapın. İşlem sonuçlarını aşağıdaki yapraklarla aynı renge boyayın demiş. Baktığımız zaman 9, 5 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. Sekiz, 4 daha 12, 5 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 7, 1 daha 8, 1 de elde 9. 5, 4 daha 9, 2, 1 daha 3. Şimdi burada önce birler basamağını topluyoruz. 7 veya 16'nın üzerine ekleyerek de sayabilirsiniz. 6, 6, 12, 7 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. 1, 1 de elde 2. Şimdi buradaki birler basamaklarını toplayalım. 6, 4 daha 10, 9 daha 19 elde var 1. 2, onlara geçtik. 1 daha 3, 1 de elde 4. 3, 2 daha 5, 5, 2 daha 7. Şimdi aynı renklere boyayalım. Şunun tam rengi nedir? Şu herhalde. Pardon, 70'tir. Ben direkt 74. Sonra 97, daha sonra kahverengi 39, yeşil 49. Yirmi dokuz ve 49. Sen hangisin ya? Şöyle yapalım. Toplama işlemlerini yapın. İşlem sonuçlarıyla fındıkları eşleştirin demiş. 8, 2 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1. 7, 2 daha 9, 1 de elde 10. 100 hemen eşleştiriyoruz. 7, 4 daha 11, 11'in 1'i elde var 1. 6, 2 daha 8, 1 de elde 9, 91. 6, 2 daha 8, 0 daha yine 8.
3 2 daha 5, 1 daha 6 yapar 68. 4 1 daha 5, 8'in altında sayı yok. Aşağı indirdik. 85. 8 0 daha 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 4 3 daha 7, 1 de elde 8, 82'dir. 6 1 daha 7, 4 1 daha 5, 57, 9 5 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 5 3 daha 8, 1 elde 9, 94, 7 0 daha 7, 6 3 daha 9, 97, 7 2 daha 9, 5 2 daha 7, 79, 5 4 daha 9, 3 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1, 3 2 daha 5, 1 daha 6, 1 de elde 7, 72. Şöyle aşağıdan götürelim. Evet. Aşağıda görseli verilen toplama işleminde verilmeyen toplananı örnekteki gibi bulun demiş. Şimdi ne yapmış? 4 tanesini, burada kaç tane var? 5 tane var. 5 tanesini ayıralım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Geriye kaç kaldı? 7 kaldı. Soru işaretine 7 yazıyoruz. Evet. Yıldız artı daire işleminin sonucunu soruyor bize. Baktığımız zaman 3 2 daha 5 yapar. 9 yapması için yıldıza ne yazmamız lazım? 4 yazmamız lazım. 5 ile neyi toplarsak 9 yapar. 5'in üzerine 9'a varana kadar sayarız. 4, 3 daha ne yapıyor? 7 yapıyor. Dairemiz 7. Burası 4. Topladığımız zaman 11 yapacaktır. Evet. Verilmeyen toplananı tabii ki çıkarma işlemiyle yapıyoruz. 96'dan toplamdan verilen toplananı çıkartıyoruz. 6, 1, 16 veya 0'ın üzerine ekleyerek de bulabiliriz. 81'den 36'yı çıkartıyoruz. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 11'den 6 çıktı 5. 7'den 3 çıktı 4. 45. 5'in üzerine 3 eklersem 8 yapar. 4'e 4 eklersem 8 yapar. 72'den 28'i çıkartıyorum. Toplamdan verilen toplananı çıkartarak buluyorum. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 2 çıktı 4. 44. 4'e 2 tane eklediğim zaman 6, 3'e de 2'ye de 3 eklediğim zaman 5 yapacak. 60'tan 53'ü çıkartarak bulabiliriz. 3'ten 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. 5'ten 5 çıktı 0. Burası 7'dir. Aşağıda meyvelerin ve oyuncakların fiyatları altlarında yazılıdır. Buna göre 2 kilo elma alan Mert tahminen kaç TL öder? 2 kilo elma alacak. Elma 18 lira. 18 neye yuvarlanır? 20'ye yuvarlanır. Ve 2 kilo alacağı için 2 tane 20 ödeyecek. O da 40 yapar. Gerçek işleme bakalım. 18, 18, 2 kilo. O da ne yapar? 16'nın 6'sı elde var. 1,
1 1 daha 2 1 derde 3 36. 40 ile 36 arasında kaç sayı vardır? Tabii ki 4 sayı vardır. 1 kilo üzüm, 1 top alan Berk kaç TL öder? 1 kilo üzüm 14 lira, 14 10'a yuvarlanır. Top 28'den 30'a yuvarlanır. Tahmini sonuç 40 yapar. Gerçek işleme bakalım. 14,28'di. 14,28. Topladığımız zaman 12'nin ikisi elde var. 1. 2, 1 daha 3. 1 daha 4. 42. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartarak farkı buluyoruz. Fark 2'dir. Bir oyuncak araba ve bir futbol topu alan Efe kaç TL öder demiş. Oyuncak araba ve futbol topu 43,28. 43 40'a 28 30'a yuvarlanır. Topladığımız zaman 70 yapar. 43 28'di. Topladığımız zaman 11'in 1'i elde var. 1. Burası da 7 yapar. 70 birden 70'i çıkardığımız zaman birden 0 çıktı. 1 7'den 7 çıktı. 0. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazın. Toplama işleminde tahmin yaparken sayıların en yakın olduğu onluklar bulunur. Doğru. 38-21 işleminin tahmini sonucu 61 demiş. 38 40'a yuvarlanır. 21 20'ye yuvarlanır. Cevabımız 60'tır. Doğru. İşleminin tahmini sonucu demiş. Burası 50'ye yuvarlanır. 15-20'ye yuvarlanır. Çıkardığımız zaman 30'dur. Yanlış 40 demiş. Aşağıda toplama işlemlerinin zihinden yapılmasına yönelik örnekler verilmiştir. Siz de bu örneklere bakarak verilen toplama işlemlerini zihinden yapın demiş. Öncelikle ne yapmış? Onlukları sonra birlikleri toplamış. Önce onluklar, sonra birlikler. 38'in üzerine 2 koymuş, 40 olmuş, sonra 5 eklemiş. Direkt onluğu ekliyorum. 90 artı 30, o da 120 yapar. 120 artı 4 124. Burası ise önce onlukları 60 40 daha 100 yapar. Sonra birlikleri 5 artı 4 9 yapar. Sonra birleştiriyoruz. 100 artı 9 eşittir 109 yapacaktır. Buraya geçtiğimiz zaman 47, buradan 3 alıyoruz, artı 3 ve burası 50 yaptı. 9'dan aldığımız 3'ten geriye kalan 6'yı da 50 artı 6, 56 şeklinde yazdık. Bir vazoda 17 tane kırmızı gül, kırmızı güllerden 6 tane fazla beyaz gül vardır. Kırmızı 17, beyaz güllerin sayısı kırmızı güllerden yani 17'den 6 fazlaymış.
Toplam gül sayısını soruyor. Beyaz gülü bulmak için 17'nin üzerine 6 eklediğimiz zaman 23 yapıyor. 23 beyaz, 17 kırmızı var. Topladığımız zaman onun sıfırı elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 40 tane gül vardır. Bir otobüste başlangıçta 26 yolcu vardı. Otobüsteki yolcuların sayısından 23 fazla yolcu daha duraktan otobüse bindi. O halde 26 yolcu vardı. Duraktaki yolcular otobüsün içindeki yolculardan 23 daha fazlaymış. Onlar da binmiş. Topladığımız zaman yani durakta 49 yolcu binmiş. Otobüste bulunan toplam yolcu sayısı. İlk durakta 26 yolcu varmış otobüste. İkinci duraktan 49 yolcu daha binmiş. Topladığımız zaman 15'in 5'i elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 75 yolcu olmuştur deriz. Mete kümeslerindeki tavuklardan cumartesi günü 38 yumurta, pazar günü 43 yumurta topladı. 2 günde toplam kaç yumurta toplamıştır? 38, 43. Topladığımız zaman 11'in 1'i elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 de elde 8. Cumartesi 38, pazar 43 yumurta toplamış. Toplamını soruyor 2 günün. 81 yumurta yapıyor. Çıkarma işlemlerini yapın demiş. 6'dan 2 tane çıkardığımız zaman 4, 5'ten 4 çıkartırsak 1 kalır. 5'ten 2 çıkardığımız zaman 3 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 1 çıkardığımız zaman 3, 4'ten 2 çıkardığımız zaman 2 kalır. 7'den 6 çıkarınca 1 kalır. 7'den 3 çıkarınca 4 kalır. 8'den 5 tane geriye saydığımız zaman 3 kalır. 9'dan 6 tane geriye saydığımız zaman yine 3 kalacaktır. 0 çıkınca 1 kalır. 6'dan 5 çıkınca yine 1 kalır. Eşit olan işlemlerin altındaki kutudukları aynı renge boyayın demiş. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 7'den bir tane aldık. 6 kaldı. 6'nın önüne yazıyoruz buraya. 16'dan 8 çıktı. 8 kalır. 6'dan 4 çıkınca da 2 kalır. 1'den 5 tane alamayız. Komşudan bir onluk alıyoruz. 8 tane vardı, 7 kaldı. Buradaki birin önüne yazdığımız zaman sayımız 11 oldu. 11'den 5 çıkınca 6 kalır. 7'den 1 çıkınca 6 kalır. 5 elmadan 9 tane yiyemeyiz. Komşuya gittik. Bir tane onluk aldık. 8 vardı, 7 kaldı. 5'in önüne yazdığımız zaman sayımız 15 oldu. 15'ten 9 çıktı, 6. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. 4'ten 6 tane alamayız. Komşudan bir onluk aldık. Komşuda 6 tane vardı, 5 kaldı. 4'ün önüne yazdık. 14'ten 6 çıktı, 8. 5'ten 5 çıktı 0. 9'dan 3 çıkınca 6, 8'den 2 çıkınca 6 kaldı. Aynı renge boyuyoruz bulutları. 7'den 1 çıktı 6, 8'den 4 çıktı 4. Bulutları aynı renge boyuyoruz. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane unlu kaldık. 7'nin önüne yazdığımız zaman 17 oldu.
17'den 9 çıktı, 8, 2'den 2 çıktı, 0. Aynı renge boyuyoruz. 3'ten 5 çıkmaz, komşuya gittik, bir tane aldık. Sayımız 13 oldu. 13'ten 5 çıktı, 8. 4'ten 2 çıktı, 2. Aynı renge boyuyoruz. Çıkarma işlemlerini yapın. Sonuçlara göre gizlenen şifreyi bulun demiş. Şöyle biraz daha büyütelim. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyoruz. 6 tane vardı, 5 kaldı. Buradaki 5'in önüne yazıyoruz. 15'ten 8 çıktı, 7. 5'ten 2 çıktı, 3. 0'dan 2 tane alamayız. Komşudan bir onluk alıyoruz. 7 tane vardı, 6 kaldı. Sıfırın önüne yazdığımız zaman 10 oldu. 10'dan 2 çıktı, 8. 6'dan 3 çıktı, 3. 3'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Buradaki 3'ün önüne yazdık. 13'ten 9 çıkarsa 4. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 7'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 9 vardı, 8 kaldı. 7'nin önüne yazdığımız zaman sayımız 17 oldu. 17'den 8 çıkınca 9, 8'den 6 çıkınca 2 kalır. 4'ten 2 çıktı, 2. 8'den 5 çıktı, 3. 43'ten geriye 6 tane sayabiliriz veya komşuya gidebiliriz. Çünkü 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı, 7. 3'ü de aşağıya indirdik. 9'dan 7 çıktı, 2. 5'ten 1 çıktı, 4. 8'den 6 çıktı, 2. 3'ten 1 çıktı, 2. 5'ten 0 çıktı, 5. 6'dan 4 çıktı, 2. Şimdi altındaki sayıları buluyoruz alttan ve harflerini yerleştiriyoruz. 25 I'ymış. 22 K harfi. 42 N harfi. 37 A. Şurada da A var. 37. 38 H harfi. 34 S harfi. 29 R harfi. 32 İ harfi. Harikasın diye bir şifre çıktı. Bir çiftçi çiftliğindeki 75 tane koyunun bir kısmını sattığında geriye 32 koyunu kalıyor. 75 koyunun bir kısmı satılıyor. Satılan bilmiyoruz. Kutucuk diyoruz. Geriye 32 kalıyor. Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için ne yapıyoruz? Yine çıkarma yapıyoruz. İki farklı yolu var. 75'ten 32'yi çıkararak da buluruz. 3, 4 veya 5'ten kaç çıkınca 2 kalır? 5'ten 1 çıkınca 4, bir daha çıkardık 3, bir daha çıkardık 2. Yani 3 tane çıkardığımız zaman 2 kalıyor. 7'den kaç çıkartırsak 3 kalır? Bir tane çıkardık 6, 5, 4, 3. 43 tane satılmıştır. Tablodaki boş bırakılan yerleri yaptığınız işlemlere göre doldurun demiş. Satılan koyun
43 eksilen 75 geriye kalan 32. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin fiyatları ve bu ürünleri satın almak için satıcıya verilen para miktarları yer almaktadır. Her bir ürün için satıcıdan takıldı herhalde. Satıcıdan alınacak para üstü miktarını zihinden çıkarma işlemi yaparak bulun ve boşluklara yazın demiş. Baktığımız zaman 100'den 40 çıkardığımız zaman 60 kalacak. 50'den 40 çıkardığımız zaman 10 kalacak. Sadece ne yapıyoruz? Onlukları çıkartıyoruz. 20'den 20 çıkarsa 0 kalacak. 100'den 30 çıkardığımız zaman 70 kalacak. 100'den 90 çıkardığımız zaman 10 kalacak. 50'den 20'yi çıkardığımız zaman 30 kalacak. 20'den 10'u çıkardığımız zaman 10 kalacaktır. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapın. Sonuçları aynı olanları aynı renge boyayın demiş. 7'den 3 çıktı 4, 0 arkasına yazdık. 4'ten 2 çıktı 2, 0 arkasına yazdık. 8'den 3 çıktı 5, 0 arkasına yazdık. 6'dan 5 çıktı 1, 0 arkasına yazdık. 5'ten 2 çıktı 3, 0'ı arkasına yazdık. 9'dan 6 çıktı 3, 0'ı arkasına yazdık. 2'den 1 çıktı 1, 0 arkasına yazdık. 5'ten 7'den 5 çıktı 2, 0 arkasına yazdık. 8'den 4 çıktı 4, 0'ı arkasına yazdık. 6'dan 1 çıktı 5, 0'ı arkasına yazdık. Şimdi eşleştirme yapacağız. Aynı renge boyamanız gerekiyor. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla da bunu. Tavşan ailesi tarladan 56 tane havuç topladı. Bu havuçların 21 tanesini komşularına dağıttı. Tavşan ailesinin kaç tane havucun kaldığını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edin demiş. Hemen yapalım. Sonucu işlem yaparak bulun. İşlem sonucunu tahmin sonucunuza karşılaştırın demiş. Buradan yapalım. En yakın onluğa yuvarladığımız zaman 60. 21, 20'ye yuvarlanır. Tahminimizi ne yaptık? 40 olarak bulduk. Gerçek işlemi bulalım. 5, 3, 35. Baktığımız zaman tahminim işlem sonucundan büyüktürü işaretliyoruz. Parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Kerem, çantasından çıkardığı 46 adet misketinin veya bilyesinin 22 tanesini arkadaşlarına dağıttı. Buna göre Kerem'in geriye kaç tane bilyesi kaldığını tahmin ederek işlemi gerçek sonucuyla karşılaştırın demiş. 46, 22 tanesini dağıtmış. 4, 2.
24 kalmış. 46 50'ye yuvarlanır. 22 20'ye yuvarlanır. Çıkardığımız zaman 30'dur. Aradaki farkı bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyoruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane aldık. 10'dan 4 çıktı. 6. 2'den 2 çıktı. 0. Aradaki fark 6'dır. Ayşe ve Fatma'nın toplam 18 tane kitabı vardır. Bu kitaplardan 6 tanesi Ayşe'nin olduğuna göre Fatma'nın kaç kitabı vardır sorusunun cevabını bulmak için yapılan işlemin sözel ifadesi hangisidir diye soruyor. Toplam kitaptan ne yapacağız? Ayşe'nin kitaplarını çıkaracağız. Toplam kitap sayısından Ayşe'nin kitaplarını çıkardığımız zaman geriye Fatma'nın kitapları kalacaktır. Evet. Önce yukarıdaki işlemi yapıyoruz. 67, 19 daha kaç yapar? 16'nın 6'sı elde var. 1, 6 1 daha 7, 1 de elde 8. 86'dan kaç çıkartırsak 20 kalır. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? 86'dan 20'yi çıkartıyoruz. 6, 6. O halde 66'dır cevabımız. Terazideki dengenin korunması için boş bırakılan yere ne gelmelidir diye soruyor. Topladığımız zaman 12, 6 daha 18. 18 olması için 4'e kaç eklemem lazım? 18'den 4'ü çıkartarak bulabilirim. 14 gelmesi gerekiyor. 7, 2 daha 9, 5, 2 daha 7. 43 ile bir sayı toplanmış 79 yapıyor. 79'dan 43'ü çıkartırsam hangi sayının toplandığını bulurum? 30, 6. Çıkarma işlemini yapalım. 86'dan 47'yi çıkartıyorum. 7, 6'dan 7 çıkmaz komşuya gittik. 16'dan 7 çıktı 9. 7'den 4 çıktı 3. Yani kutucuktan 23 çıkartılmış. 39 olmuş. Eksilerini bulmak için ne yapıyoruz? 23'te 39'u topluyoruz. 9, 3 daha 12 elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. 62'dir. Öncelikle 64'ten 27'yi çıkartıyoruz. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 14'ten 7 çıktı. 7, 5'ten 2 çıktı. 3. 37'ymiş burası. Toplama işleminde verilmeyen kutucuk artı 25 ne yapıyor? 37 yapıyor. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için 37'den 25'i çıkartıyoruz. 7'den 5 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. O zaman burası 12'ymiş. Bunlar eşittir birbirine. Terazi dengede olduğu için. Şimdi burayı topladığımız zaman 15 yapıyor. Onun üzerine kaç eklersem 15 yapar. Tabii ki 5 eklersem. Burayı çıkardığımız zaman 20 yapıyor. Hangi sayıdan 10 çıkarınca 20 kalır? Tabii ki 30'dan. Yavuz Kırtasiye'den 25 TL'ye bir sözcük, 15 TL'ye defter aldı. Yavuz satıcıya 50 lira verdi. Yavuz'un kaç TL para üstü alması gerektiğini işlem yaparak bulun demiş. 25 liraya ve
15 liraya bir şeyler almış. Topladığımız zaman onun sıfırı elde var 1. 2 1 daha 3 1 de elde 4. 40 lira. Ne yapmış? Harcamış. 50 lira vermiş. Satıcı 40 lirasını alacak. Kalanını para üstü olarak verecek. 10 lira para üstü almalı. Murat'ın annesi 55 tane kurabiye yaptı. Bu kurabiyelerin 15 tanesini misafirlere ikram etti. 55 kurabiye yapıyor. 15 tanesini ikram ediyor. 0, 4. Şu an 40 tane kaldı. 36 tanesini de Murat'ın sınıf arkadaşlarına dağıttı. Geriye kalan kurabiyelerin sayısını işlem yaparak bulun demiş. 40 tane kalmıştı. 36 tanesini de arkadaşlarına ikram etmişler. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane aldık. Komşuda 3 kaldı. Sayımız 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4. 3'ten 3 çıktı. 0. 4 tane kalmıştır. Bir kırtasiyede 92 tane defter vardır. Bu defterlerin 38 tanesi kareli, geriye kalanlar çizgilidir. Çizgili defterlerin sayısı kaçtır? 92 tane var ve biz karelileri çıkardığımız zaman geriye çizgiler kalacaktır. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik, bir tane aldık. 9 vardı, 8 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 8 çıktı, 4. 8'den 3 çıktı, 5. Aşağıda modellenen çıkarma işleminde eksilen verilmemiştir. Verilen modellemede soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Eksilen verilmemişse ne yapıyoruz? Çıkanı ve kalanı topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 16 topladığımız zaman ne yapar? 63. Baktığımız zaman 10, 20, 30, 40, 50 değil. Değil. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63. Berk görseldeki ürünlerin her birinden birer tane satın almıştır. Berk bu alışveriş için toplam 70 lira, 71 lira ödediğine göre atkının fiyatı kaç liradır? 15, 42 daha. Ne yapıyor? Önce şu ikisinin toplam fiyatını bulalım. 7, 5, 57. 57 artı bir de atkı ya da kutucuk diyelim. Eklediğimiz zaman atkıyı da ne kadar yapmış? 71. Toplama işleminde verilmeyeni çıkarmayla buluyoruz. Toplamdan 71'den 57'yi çıkartıyoruz. Birden 7 çıkmaz. Komşuya gittik, bir tane aldık. Komşuda 6 kaldı. 11'den 7 çıktı, 4. 6'dan 5 çıktı, 1. 14. Bir meyve kasasında 14 limon, 25 portakal vardır. Limon ve portakalların toplamı kadar muz vardır. 14, 25 daha ne yapıyor? 9, 3. Bu kadar muz varmış.
Limon 14, portakal da 25. Bu kasada toplam kaç tane meyve vardır? Şimdi ne yapıyoruz? Hepsini alt alta yazıyoruz. Muz 39, 14 limon, 25 portakal. Hepsini topladığımız zaman 5, 4 daha 9, 9 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 3, 1 daha 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. Evet. 78 tane vardır. Babam 48 yaşında. Amcam babamdan 5 yaş küçüktür. 48 babadan, pardon, 8 yaş küçüktür. 8'i çıkartıyoruz. Amca 40 yaşındadır. Babam ile amcamın yaşları toplamı kaçtır diyor. 48 artı 40 topladığımız zaman 88 yapıyor. Ferhat pazartesi günü 37 elma, salı günü 46 elma topladı. Topladığı elmaların 24 tanesini Ebru'ya veren Ferhat'ın kaç elması kaldı? 37 ve 46 toplamış. Toplam kaç elması olmuş? Onu bulalım. 13'ün 3'ü elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 elde 8. 83 elması varmış. 24 tanesini Ebru'ya vermiş. Geriye ne kadar kaldı? 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 8 tane vardı. 7 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9. 7'den 2 çıktı. 5. 59 elması kaldı. Kış için yiyecek hazırlıklarına başlayan karınca ailesi birinci gün 36 buğday tanesi, ikinci gün, birinci gün diyelim 36, ikinci gün, birinci günden yani 36'dan 15 fazla buğday tanesi topladılar. Topladıkları buğdaylardan 16 tanesini komşulara atıp Ağustos böceğine verdiler. Altı tane de ne olacak? Azalacak. Önce ikinci günü bulalım. 36 artı 15 topladığımız zaman 11'in biri elde var. 1, burası da 5 yapacak. Birinci gün 36 toplamışlar. İkinci gün 51. Toplam ne kadar olmuş? Seksen tane olmuş. 16 tanesini de verelim Ağustos böceğine. 71 tane buğday tanesi kalmıştır. Verilen tekrarlı toplama işlemlerini çarpma işlemi şeklinde yazarak sonucu bulun demiş. Kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 5. 5, 10, 15, 20 yapıyor.
4 tane 5 20 yapar. Kaç tane 7 var? 1, 2, 3. 3 tane 7. 7, 14, 21 yapacaktır. 3 tane 7, 21 yapar diyoruz. Sonuçlara aynı olanları aynı renge boyayın demiş. 4 tane 7, 28. 6 tane 5, 30. 1 tane 9, 9. 3 tane 5, 15. 7 tane 4, 28. 5 tane 3, 15, 9 ve 30 yapacak. Oklarla eşleştirelim. İşlemlerinin aynı olmasının sebebi nedir diye soruyor. Çarpanların yerinin değişmesi çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesi sonucu değiştirmez. Bir yemekte aynı masada oturan 7 kişiden her biri bir kaşık, bir çatal ve bir bıçak kullanmıştır. Sizden bu yemekte kullanılan kaşık, çatal ve bıçakların toplamını çarpma işlemi yaparak bulmanız isteniyor. Buna göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurarak çözümü bulun demiş. 7 tane 1 kaşık, 7 kaşık yapacak. 7 tane 1 çatal, 7 çatal yapacaktır. 7 tane 1 bıçak, 7 bıçak yapacaktır. Baktığımız zaman 3 tane ne var? 7 var. O da 21 çatal, kaşık ve bıçak yapacaktır. Mutfağımızın zeminini yenilemek için 3 düzine fayans aldık. Taşıma esnasında fayansların 8 tanesi kırıldı. Geriye kaç fayans kaldığını bulun demiş. 1 düzine 12, 3 düzine 3 tane 12 yapacak, yani çarpacağız. Önce 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 3 tane 2 6, sonra 3 ile 1'i. 3 tane 1 3. 36 fayans almışlar. 8 tanesi kırılmış. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 16'dan 8 çıktı. 8. 2'yi aşağıya aldık.
Ahmet elindeki balonları 3'erli gruplara ayırmak istiyor. Bu gruplamayı gösteren ardışık çıkarma işlemlerini yazın. Yazdığınız çıkarma işlemlerine bakarak kaç grup oluşacağını söyleyin demiş. Belirleyin. Kaç balon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 balon var. 18 3'erli gruplandıracağız. 18'den bir grup oluşturmak için 3 çıkardığımız zaman 15. 15'ten yine bir grup oluşturmak için 3 çıkardığımız zaman 12. 12'den 3 çıkardığımız zaman 9. 9'dan 3 çıkardık. 6. 6'dan 3 çıkardık. 3. 3'ten yine 3 tane çıkardığımız zaman 0 kalacak. Kaç grup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trende verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulun ve boşluklara yazın demiş. 15'in içinde kaç tane 3 var? 3'er 3'er sayarak buluyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. 5 tane. 9'un içinde kaç tane 3 var? 3, 6, 9, 3 tane. 16'nın içinde kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8 tane. 12'nin içinde kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 tane. 20 içinde kaç tane 5 var? 5, 10, 15, 20, 4 tane. 21'in içinde kaç tane 3 var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 7 tane şeklinde yapıyoruz. Aşağıda verilen geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırarak tablo içine çizin demiş. Üç köşesi ve üç kenarı olan bu ve bu olacak. Buraya şu şekilde çizdim. Diğerinde şu şekilde çizdim. Dört köşesi, dört kenarı olan, biraz yamuk oluyor ama siz cetvel kullanarak çizebilirsiniz. Bir tane de kare. Köşesi ve kenarı olmayan demiş. Daire ve çemberi çiziyoruz. Şekilleri kullanarak farklı şekiller elde edebiliriz. Timsahı oluşturan geometrik şekillerin isimlerini ve sayılarını verilen boşluklara örnekteki gibi yazın demiş. Çember bir tane. Baktığımız zaman yine dikdörtgenden bir tane kareden
2 tane üçgenden bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu 10 tane. Evet, model oluşturun demiş. Araba yapabiliriz bundan. Küçüklük dörtgenlerden birini buraya, birini buraya, birini buraya kullandık. Bunlar da buraya kullandık. Aşağıdaki nesneleri benzedikleri geometrik cisimlerle eşleştirin demiş. Kare prizma, üçgen prizma, baktığımız zaman küp ve dikdörtgen prizma şeklinde eşleştirdik. Dokuzuncu sorumuz. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Üçgen şeklinin bulunduğu kutunun solundaki 7. kutucuk yıldızdır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Doğru. Hangisi iki eş parçaya ayrılamaz demiş. Şu şekilde ayırabiliriz. Dikine de buradan da ayırabiliriz. Bunu şu şekilde iki eş parçaya ayırırız. Fakat C'yi ayıramayız. Örüntünün kuralını belirleyin demiş. Kendisini nerede tekrar etmiyor? Bununla başlıyor. Hepsi bununla başlıyor. Bundan sonra ne yapıyor? Kendini tekrar ediyor. O halde yeşil
Bu örüntünün kuralına uygun şekilleri kullanarak yeni bir örüntü oluşturun demiş. Kırmızı üçgen. Bir tane kullandım. Şimdi iki tane daire, üçgenden sonra ve sonra da bir tane kare kullanacağım. Siz daha yakın çizmeye özen gösterin. Aralarında biraz boşluk oluştu. Bu şekilde yapabiliriz. Bir terzi dükkanındaki 65 santimetre kurdelenin 30 santimetresini kullandı. Geriye kaç santimetre kaldı diye soruyor. 65'in 30'unu kullanmış. Geriye de 35 santimetre kalmıştır. Aylin marketten tanesi 12 TL olan yumurtalardan bir tane, tanesi 5 TL olan sütlerden iki tane almıştır diyor. İki tane süt 5 artı 5 ne yapar? 10 TL yapar. İşlemiyle de bulabiliriz. 12 TL'ye de yoğurt almış ve 10 TL'ye de sütleri ödemiş. Ne yapar? 22 TL yapar. Yaptığı ödeme hangisidir diye soruyor. Tabii ki 10, 15, 20, 21 ve burası da 1 lira yapar. 22 lira yapacaktır. Aşağıdaki saatlerin öğleden sonra kaçı gösterdiklerini altlarındaki boşluğa örnekteki gibi yazın demiş. 2 öğleden sonra ne yapar? 13, 14, 2, 5, 10, 15. 14, 15. Buraya baktığımız zaman yine 2, 14 yapar. Burası da saydığım zaman 5, 10, 15, 20, 25, 30 yapacaktır. 14, 30. Henüz 3 olmamış, hala 14'te. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 şeklinde yapıyoruz. Selin cumartesi günü saat 14.30'da kütüphaneye gitmiştir. Kütüphaneden 2 saat sonra ayrılmıştır. Kaçta ayrıldığını bulun demiş. 10'da
10.30'da gidiyor, 2 saat ekliyoruz. Dakika eklemediğimiz için dakika aynen aşağıya geliyor. 10, 2 daha 12 yapar. 12.30'da ayrılmıştır. Evet, böyle bir eşitlik var. 8 bardak su 2 sürahi, 2 sürahi su 1 kovayı doldurmaktadır. Buna göre aşağıdaki standart olmayan ölçme birimleriyle yapılan ölçümler doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyun demiş. Bu eşitlik sağlandığına göre 8 bardak su da kovayı dolduracaktır. Baktığımız zaman 8 bardak su var. Doğru. Bir sürahiyi 4 bardak dolduruyor. O halde bir sürahi ve 4 bardak bir kovayı doldurur. Ama burada 2 bardak demiş. Yanlış. Bir sürahi 5 bardak demiş. Hayır. Bir sürahi 4 bardak alıyor. Görseldeki boş sürahi 12 bardak su ile boş sürahi 12 bardak ile doluyor. Boş bir bardak ise 3 fincanla doluyor. Su ile tam dolu sürahiden Merve 6 fincan, Nur 1 bardak su içmiştir. Buna göre sürahide kaç bardak su kaldığını bulun demiş. Tam dolu olduğu zaman 12 bardak alıyor. 12 bardak suyumuz var. 6 fincan kaç bardak yapıyor? 3 fincan 1 bardak yapıyorsa 6 fincan 2 bardak yapıyor. Merve 2 bardak su içmiş. Nur da 1 bardak içmiş. Topladığımız zaman 3 bardak yapıyor. 12 bardak vardı. 3 bardağı çıkardığımız zaman 9 bardak kalmıştır. Bir bardak 5 fincana, bir çaydanlık 6 bardağa eşitmiş. Görseldeki 5 kahve fincanı su ile çaydanlık ise 6 bardak su bardağı ile dolmaktadır. Çaydanlığın kaç fincan su ile dolduğunu işlem yaparak bulun demiş. 1 bardak kaç tane fincan alıyordu? 5. 5, 5, 5, 5, 5. 6 tane 5. Veya yan yana yazarak da toplayabiliriz. O da 30 yapar. Dokuzuncu sorumuz. Bir kavanoz 3 sürahiyle bir sürahi ise 4 bardakla dolmaktadır. Komşumuz Hatice teyze 2 kavanozu kaç bardak pekmez ile doldurabilir demiş. 2 kavanozu. Bir sürahi 4 bardak alıyor. 4, 4, 4. 1
Pardon, bir kavanoz diyeceğiz. Bir kavanoz dört artı dört artı dört, o da eşittir 12 bardakla doluyormuş. İki kavanoz ise 12 artı 12 24 bardakla dolacaktır. Aşağıdaki tabloda bir otoparktaki araçların türlerine göre sayıları verilmiştir. Her şekil 5 aracı göstermektedir. Kaç tane otobüs olduğunu bulun demiş. Otobüs 2 tane şekil var. 2 tane 5, o da ne yapar? 10 yapar. Kamyon ve minibüslerin toplamı kaçtır demiş. Kamyon 3 şekil var. 3 tane 5. 15 kamyon. Minibüsler 2 tane 5. 10 minibüs. On beş artı 10 25 yapar. Otoparktaki minibüslerin toplam sayısının, minibüsleri bulmuştuk zaten. 2 çarpı 5 10. Otomobillerin toplam sayısından kaç eksiktir? Otomobillere bakalım. 3 tane var. 3 şeklimiz var. 3 tane 5 15. Yani 15'ten 10'u çıkartıyoruz. 5 eksiktir. Toplam araç sayısı kaçtır diye soruyor bize. Kaç şeklimiz var? 10 şeklimiz var. Şöyle yapalım. 10 tane 5 veya 5 tane 10 50 yapacaktır.